bu CHP'yi aşan siyaset söylemini biraz açmak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten iyi bir liderlik yaptığını düşünüyorum. Yani demokrasiyi önceleyen, CHP'yi aşan siyasetten herhalde bunu kastediyoruz. Demokrasiyi önceleyen, Türkiye'nin yeniden demokrasiye yüzünü dönmesini önceleyen, kendi partisinin oy oranından öte, biraz önce Can Bey özellikle söyledi, kendi partisinin oy oranını değil, Türkiye'nin yüzünü yeniden demokrasiye dönmesi, parlamenter sisteme dönmesi, hukukun üstünlüğüne dönmesi, yolsuzluklardan kurtulması, tek adam rejiminden uzaklaşmasını önceleyen bir politika izliyor ki ben çok eleştiren biriyim Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Ama son birkaç yıldır bütün eleştirilere çok demokratça yaklaşan ve bu ittifakı, uyumsuzlar ittifakını bir arada tutarak halka bu derdi anlatma. Şu anda ben şunu görüyorum. CHP liderinin söylediğini, hani artık futbol takımından öte parti tutanları bir tarafa bırakırsak, AKP seçmeninin önemli bir kısmının da dinlediğini artık son zamanlarda görüyorum. Bu konuşması, son konuşması Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok yüksek bir siyaset konuşması. Uzun zamandır biz hiçbir siyasi liderden böyle bir şey duymamıştık. Gerçekten duymamıştık. Bunu bir Sayın Erdoğan'dan da duymamıştık. Sayın Erdoğan, hani konuşmaları, kitleri harekete geçiren birilerinin, Sayın Erdoğan son yıllarda Türkiye'nin nabzını tutamıyor, seçmeni de avucuna alamıyor. Sizi heyecansız gördüm diye kendi seçmenine söylüyor. Hiç alkışlamıyorsunuz diye kendi seçmenini, partisinin üyelerine azarlıyor. Şimdi bunun etkili olduğunu ben nereden anladım dersen, Sayın Devlet Bahçeli'nin söyleminden anladım. Sayın Devlet Bahçeli hemen bir tweet attı biliyorsun ve konuşmanın ardından çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı dedi. Aday olur olmaz o ayrı, onu burada konuştuk demin. Ama bunun karşı tarafta bir yankısının, güçlü bir yankısının olduğunu bu bir kere gösteriyor. Millet İttifakı, Zillet İttifakı falan filan, bu söylemler tabii onu ayrı belki konuşuruz. Birincisi bu. O yüzden ben Türkiye'nin yüzünü demokrasiye, insan haklarına, ekonomiye, yolsuzluklara aşan bir yere dönme politikasını CHP seçmene ulaştırma konusunda fena bir yerde değil, buna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, yolsuzluk ve demokrasi meselesinin bir arada gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar çok iç içe. Biz demokrasiden uzaklaştıkça yolsuzlukların patladığını görüyoruz. Acayip dosyaların biriktiğini görüyoruz. Birazdan belediyeleri konuşacağız ama belediyeler dışında da acayip dosyalar birikiyor, önümüze geliyor. Üçüncü önemli bir konuyu daha söylemek istiyorum. Biz hep partilerin oyunu deminden beri konuşuyoruz. Biraz önce biz hani CHP'nin oyu 18-20 bandına sıkıştı dedi Can Selçuk'u. Ama bence burada, bu yeni sistemde biz partilerin oyları o kadar önemli değil bence. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin stratejisinin de biraz orada olduğunu görüyorum. Eğer biz gerçekten bir cumhurbaşkanı adayı çıkardığını görürsek ittifakın ve bunu da demokrasiye, parlamenter rejime, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve ekonomiye, yolsuzlukları engellemeye döneceğiz. Ondan sonra yeniden bir seçim yapılır dediğini görür isek, o zaman bence asıl mesele partilerin oyundan daha büyük olanı Cumhurbaşkanı adayının alabileceği oy. Birinci ya da ikinci turda hangisi tercih ediliyorsa. O yüzden biraz daha çok, yani partilerin oyunu o kadar ben takılmıyorum açıkçası. Şimdi